Güzel ülke Türkiye Karakutu kanalından herkese selam. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa'da yaşanan ve hala bitmek bilmeyen olaylardan hepimiz büyük üzüntü duyuyoruz ve olayları yakından takip etmeye çalışıyoruz. İsrail polisi tarafından gaz ve ses bombaları, plastik mermilerle Filistinli Müslümanlara ibadetleri sırasında yapılan müdahale, bütün İslam alemini ayağa kaldırdı. Yüzlerce insan yaralandı. Küçük çocuklar hayatını kaybetti. Peki nedir bunların dertleri? İsrail Filistinlilerden ne istiyor? Özellikle bu yıl İsrail bu kadar cüretkar hareketler yapacak gücü nereden alıyor? Neden kimse bu gidişe bir dur diyemiyor? İsrail'de Yahudiler 1967 yılında 6 gün savaşı olarak geçen ve İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalini kapsayan olayı İbrani takvime göre Kudüs günü olarak kutlamaktadır. Her yıl İsrailliler bayraklar ve marşlarla provokasyon için Müslümanların kutsal bölgesine doğru yürüyüş yapmaktadırlar. İşte tam da bu yıl Kudüs günü mübarek Ramazan ayının son günlerine yani 9-10 Mayıs tarihine denk gelmiştir. İsraillilerin bu bahanelerle taşkınlık çıkaracağını bilen on binlerce Filistinli ise bunun önüne geçmek için geçtiğimiz Cuma günü Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gidip burayı Yahudilerin taşkınlıklarından korumak için 3 günlük bir nöbet tutmak istediler. Bunun üzerine ise İsrail polisi müdahalelere başladı. İsrail polisinin pazartesi sabahına kadar sürekli devam eden baskısı ve Yahudilerin taşkınlığına ise bölgedeki Filistinliler ancak taşla karşılık verebildi. İsrail polisler içinse plastik mermi kullanıyorlar dediğimize bakmayın. Kullandıkları mermilerin boyutları normalden çok büyük. Bu nedenle yüzlerce insan ağır yaralandı. Bazıları gözlerinden oldular. Bazı insanlarsa bu müdahalede hayatını kaybetti. Fakat Filistinlilerin attığı sloganlar manidardı. Canımız, kanımız sana feda Aksa. Bunun yanı sıra İsrail, Gazze'ye hava saldırısı da düzenledi. Bu hava saldırıları sonucunda aralarında 9 çocuğun da olduğu tahmini 20 kişi yaşamını yitirdi. Günün daha erken saatlerinde ise Gazze'den Kudüs'e bir karşılık verilmişti. Bu nedenle de İsrail parlamentosu oturumlarına ara vererek tahliye edilmişti. Filistin Kızılay'ın yaptığı açıklamada yaşanan olaylarda Cuma günü 205, Cumartesi günü 80, Pazartesi günü ise 305 kişinin yaralandığı, aralarında çocukların da bulunduğu ve çoğunun müdahale yetmediği için hastaneye kaldırıldığı belirtilmiştir. Yaralananların çoğunun büyük plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinin hedef alındığını belirten yetkililer, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede Sahra Hastanesi kurulduğunu da açıklamıştır. Genel olarak basında geçen bilgiler bu şekilde. Ama isterseniz biz olayların bu kadar sert geçmesinin arkasında yatan nedenleri biraz daha detaylı inceleyelim. Neler olduğunu tam olarak kavrayalım ki yeri geldiğinde hakkımızı savunmak için söyleyecek sözümüz olsun. Harem-i Şerif hem Müslümanlar hem de Yahudiler tarafından kutsal sayılan bir bölgedir. Yahudiler için bölge Museviliğinin en kutsal noktası ve Tevrat'ta adı geçen iki mabedin de geçmişte bulunduğu yerdir. Müslümanlar içinse İslam'ın ilk kıblesi ve üçüncü en kutsal ibadet yeri olarak görülen Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu bu bölge, Doğu Kudüs'te, yani Yahudilerin 6 gün savaşlarında işgal ettiği yerlerde bulunmaktadır. Kudüs'teki bu kutsal mekanların sorumluluğunu ise resmi olarak Ürdün üstlenmiştir. Bu bilgileri edindikten sonra şimdi de olayların nedenlerine bir bakalım. Nedenleri diyoruz çünkü bu olayın sadece geçen haftadaki direnişten gerçekleştiği kabul edilemez. Olayların görünen nedeni az önce bahsettiğimiz Yahudilerin Kudüs gününde yapacakları taşkınlıklardan Mescid-i Aksa'yı da kapsayan Harem-i Şerif bölgesini korumak istemesi olarak değerlendiriliyor. Fakat buna benzer olaylarla irili ufaklı her Ramazan karşılaşılıyor. Örneğin bu yılda Ramazan'ın başında İsrailliler tarafından Mescid-i Aksa'nın ses kabloları kesilmişti. Filistinlilerin bir Ramazan geleneği olarak oruçlarını eski Kudüs'ün Şam kapısının merdivenlerinde açmaları İsrail polisi tarafından bariyerle engellenmişti. Fakat İsrail, barikatları yayanların eski Kudüs'e geçişinin kolaylaştırılması için kurulduğunu söyleyerek kendisini savunmuştu. Bu sırada Filistinlilerin Yahudilerle arbede yaşadığını gösteren videoların sosyal medyada yayılması, aşırı sağcı Yahudileri harekete geçirmişti ve Kudüs birkaç gün bu grupların karşılıklı çatışmalarına sahne olmuştu. Gerginliğin arkasındaki asıl nedense, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria dahil o bölgeyi Yahudilik inancına göre kendilerine verilmiş olarak görmesi ve sürekli bir işgal politikası gütmesidir. İsrail, 1948'de kurulduğu bölgede Birleşmiş Milletler öncülüğünde Filistin'le neredeyse yarı yarıya bölünmüştü. Fakat yıllar geçtikçe İsrail hiç kimseyi dinlemeyen, Filistin'in de bölgelerini birer birer zapt etmeye başladı ve Filistin'e yaşayacak neredeyse bir avuç toprak kaldı. Bu duruma büyük devletler ve şu birleşmiş örgütler ses çıkaramadı. Şu anda ise uyguladıkları politika, Filistin'e ait olan yerlere Yahudi yerleşmecileri. Şu anda ise uyguladıkları politika, Filistin'e ait olan yerlere Yahudi yerleşimcileri doldurarak, 10 yıllar sonra hak iddia etmek için bölgeyi Yahudileştirmektir. İşte bu nedenle Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah bölgesinde yaşayan Filistinli ailelerin evlerini Yahudilere ait olduğu gerekçesiyle boşaltması için mahkeme bir karar verdi. Bölgede 30'dan fazla Filistinli aile karara itiraz etmişti. İsraili davacılar, ailelerine ait olan bu evlerin 1948'deki olaylarda Filistinliler tarafından işgal edildiğini belirtirken, Filistinliler ise evlerin 1948-1966 yılları arasında bölgeyi kontrol eden Ürdünlülerden aldığına dair belgeleri mahkemeye sunarak karara itiraz ettiler. Fakat tahliye kararı geçtiğimiz günlerde son bulduğu için İsrail polisi bölgede olay çıkarmıştı. Bahsi geçen bu bölge aynı zamanda Mescid-i Aksa'ya da çok yakındır. Mahkeme kararıyla Filistinlilere ait 14 ev boşaltılacaktı. Bu süre 6 Mayıs'ta dolunca İsrail polisi buraya geldi ve bölgeyi talan etmeye başladı. Filistinliler de bu duruma direnmeye çalıştı. Aslında 7 Mayıs akşamı namazdan sonra cemaat biraz da Mescid-i Aksa'ya yakın olan Şeyh Cerrah'ta yaşananları da protesto etmek için Mescid-i Aksa'nın içinde kalmak istedi. Son olarak bu olayların biraz daha derinine de inmek isteriz. Şu anda genel olarak Filistinlilerin bulundukları 3 bölge vardır. Bunlar Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail işgalindeki ve içerisinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'tür. Filistin'de Gazze bölgesi İslami direniş hareketi Hamas tarafından yönetilmektedir. Parlamentonun da çoğunluğu bu siyasi partinin elinde bulunmaktadır. Filistin halkı tarafından da desteklenen ve hükümeti oluşturan bu parti aynı zamanda paramiliter bir oluşumdur. Bu nedenle Amerika ve Avrupa tarafından terör örgütü olarak görülmektedir. Bu bölgelerde 14 yıl sonra ilk kez Filistin için 22 Mayıs'ta bir genel seçim olacaktı. Fakat İsrail, Doğu Kudüs'teki bu seçimi güvence altına alamam diyerek seçimleri erteletti. İsrail aslında Hamas'ın Batı Şeria'da da seçimleri kazanmasından korkuyordu. Çünkü anketlere göre Batı Şeria'da Hamas öndeydi ve Hamas burayı da alırsa Doğu Kudüs'e dayanmış olacaktı. Bunun dışında Trump, yani geçtiğimiz dönemin Amerikan başkanı, bugüne kadar Yahudilere açık açık en fazla desteği veren başkan olarak tarihe adını yazdırmıştı. Bu süreçte Trump'ın Doğu Kudüs başkent çağrılarıyla güç bulan fanatik Yahudiler daha bugün daha büyük eylemlere hazırlandıklarına dair sinyaller vermeye başlamışlardı. Üstüne sağ tabanlı Yahudiler İsrail meclisinde de giderek güçleniyordu. Yakın dönemde İsrail tarafında da seçim olacaktı ama Netanyahu hükümetini kuramadı. Seçim atmosferindeki İsrail'de bu sefer mecliste sağcı bir çoğunluk var ve bunlar dışındaki fanatik grupla yoğun işbirliği içerisindeler. Amaçları Filistin'i bölgeden tamamen çıkarmak. İşte tüm bunlar birleşince İsrail hükümeti, devlet politikaları ve fanatik Yahudilerle dört bir yandan ani bir taarruza geçildi. Hamas'tan İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle dini bir harp başlattığını ve bunun bedelinin ağır olacağını dile getiren açıklamalar geldi. Olayların üzerine dünyada birçok ülke tepkilerini dile getirdi. Müslüman ülkelerin çoğu artık korkusuzca Filistin'in arkasında olduğunu bildirdi. Çünkü bu bütün bir inanca yapılmış bir saldırıydı. Büyük devletler de daha sonra insan haklarından bahsedebilecek yüzlerinin olabilmesi için inceden inceye sitemde bulundular tabii. Türkiye'dense Filistin'e ve dünyaya bir sesleniş gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün'ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu vurguladı. Yapılanların hepsine baktığımızda aslında şu anda Filistinlilere ait bölgeler izole edilmeye çalışılarak hem nüfus azaltılmak isteniyor hem de yapılan baskıcı müdahalelerle ve yıldırma politikasıyla Filistinlilerin bölgeden gitmesini istiyorlar. Bu yüzden seçimler olmasın diye seçim atmosferinin güvenliğinin yok edilmesini sağlayacak bu politikalar uygulandı. Fanatik Yahudiler daha da kışkırtıldı. Bizim için manevi değeri olan bu Ramazan ayında insanlar evinden edilmeye çalışıldı, çocuklar canından edildi. İşte tüm bunlarla Filistinliler korkutulup kaçırılmaya çalışıldı. Ama unutulan bir şey vardı. Hep bir ağızdan çıkan şu sözler, canımız, kanımız sana feda Aksa. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin Karakutu'su.